Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Şöyle annemle biraz sebze toplayacağız. Biraz patlıcan yemeği pişireceğiz. Şöyle annem sebze toplamaya çıktı. Ben de sizlere şöyle bir çekeyim, sizinle beraber toplayalım dedik. Şöyle bamyaları dolaşıyor herhalde annem. Ben şuradan birkaç tanesini kesmiş de yemiştim dün şey ararken. Öyle çiğ yemeği pek severim ben. Dur şunu alayım. Küçüklerle. Bol acılı bir patlıcan yemeği yapacağız bugün. Hem de bol acılı olacak şöyle. Şey var, sadece orada patlıcanlar var. Otopark olsak bir şey yerde böyle. He? Közüne mi koyalım? Mangal gibi. Hı hı, olur. Tam közü de çok güzel olmuş. Götürelim bana bunu. Patlıcanlar da tazecik. Şurada topak patlıcan var bak. Şöyle. Şu pek küçük ama da. Bu azıcık daha büyüsün. Şimdi diyelim. Allah Allah. Köze oturdu anne. He, olur. Oğlum bu közde güzel olur. Olur anne. Bak sen oradan ama yeterli mi? Ne kadar büyük olsa da acı olmuyor o topak patlıcan. Patlıcanlarımız yeter herhalde. Yeter anne. Al. Biber de alalım birkaç. Biberlerden alalım. Bol acılı olsun şöyle. Zeynep yemiyor ama Zeynep pişene yakın. Zeynep'i azıcık alacağız. Ondan sonra acı biber koyacağız. Benim çocukların hiç acıya yüzü yok. İkisinin de. Alışım diyeyim ben. Ötekiler de aynı. Yemiyor. Babamınkiler de yemiyor. Alışım diyeyim. Halbuki acılı yemez mi? Biz küçükken bir annem patlıcan yemeğini yaptı mı böyle diye diye yerdik böyle. Çok severdik acılı patlıcan yemeğini. Çocukluktan çok severdik ama benimkiler şöyle hafif bir acısı bile olsa yemiyorlar acı diye. Yoğurt olacak yanına. Ya da ayrı. Aynen. Salata da güzel olur. Patlıcan yemeğinin yanına yaz salatası. O da çok acı. Babam mı? He. Daha tam acımamış anne. Böyle deli acı değil daha böyle acı biberle. Daha yeni oluyor ya herhalde ondan. Daha taze olduğundan çok acı değil. Babama da çok acı olacak böyle. Bunlar acı biber. Bunlar da acı biber. Endekiler acımıştır. Endekiler baksa görünüşünden belli. Görünüşünden belli. Bak bunlar fazla acı değil. Bunlar taze daha. Acı biber ama. Faydası olmuş da faydası var mı ilacın? Var da şeyine yok ama kuruma var bir yanda. Vallahi o kuruma niye bu kadar emek çektiniz? Bilmem anam işte. Her yeri hastalık. Allah'a. Şeylerde bak biberde maşallah çok yok. Patlıcanda ve domates de var şöyle yapraklarında arkadaşlar bakın. Ne kadar doğal yöntemlerle denesek de illa ilacını kendi ilacını bulmamız lazım. İlacı da annem diyor bir kutu ilaç diye 300-400 lira diyor annem de. Ha, alınacak şeyi yok her şey pahalanmış. Bu kadar da ele gelmiş şey diyoruz. Başka elindeki ilaçlardan attılar annem gül de. Hacık diyor kızım diyor faydası olur mu bilmiyorum gal diyor da. Bakın aynı hastalık domateste de var yapraklarında. Şöyle çillenmeler var yapraklarında başlayıp bakın. Yer yer kurumalar başlayık yapraklarında. Bazı yerlerde daha çok. Neredesin anne? Ne?
Sarı tatlıların bakıyor. Topladıydım, onlar böyle oluyor. Şu yukarı ağanlarda yok mu? Yukarıdakiler pek güzel görüyor. Tam yerini bulmuş, yukarı yukarı çıkmışlar. Onlar da ancak değil mi? Ama çiçekleri var, tutmamışlar mı? Şu orada olsa merdiven koyup da malacın senin başında. Soranlar onu da hayır, zarlı kırılan kırılır. Yok olmaz da. Ha, yok. Yok, salatalıklar birden geçti senin. Bir de evet, çiçeğe de yok daha değil. Bir şeyi de yok fazla. Yaptım yalnız o ilacın faydası oldu. Kuruduydu canım neyse bunlar. Ha, ama yengece dök günleri var bak. Dök ya döker onu. Ha, çiçeğe var. Kurumaz çiçekleri var. Yine attığın ilacın faydası olmuş herhalde. Evet. Bak uçları tazeleşmiş. Ha, bak şöyle gücecek gücecek çıkıyorlar. Şurada var arkada 2-3 tane alayım mı anne? He, kar takmasın. Dur arkada var, görmemişsin. Bir tane daha var orada. Allah. İki tane varmış. Bir de şurada da var salataklarımız da, onlar nasıl ki? Neyse. Ne gelmiş anne? Osurklu böcü mü gelmiş? Bunları gezmiş işte. Ha, öyle mi oluyor? Yendeki gibi mi oluyor? Bakılamış. Orada iki tane ilaç var. Üstünün yarısı kaybolmuş. Bence biri olabilir. Ben onu bir ilaç atmalı bunlara. Yerli domates. Aralarda kırmızılar var. Üstüm batacak diye de tüte gitmiyor. Şöyle şöyle. Çeri domatesler çok güzel. Annemin de ben. Yerli domatesler de böyle bir şekilde. Yarısı ondan, yarısı yerli domates. Domatesler. Üstüm batmasın diye araya giresin de yok. Şurada birkaç tane kırmızı var ama. Buradan gireyim bakalım. Bakın bunlar filizlerinden fışkıran domatesler, bağlanmamış. Filizlerden arada kalmış. Ortaya. Neyse çok öteye gitme. Hoppa. Pisot mu? Üstüne mi yapıştı? Bak kuruna yapıştı valla, ona bak ona. Ha. Ucu, ha, o yapıştı mıydı? Hele kuru yıkana daha şey o. Kurmadı. Üstüne yapıştı mıydı? Yıkasan da çıkmıyor üstünden. Diken gibi batar. Herhalde yeter anne. Boncuk gibi kıpkırmızı olmuşlar maşallah maşallah bunlar. Of. Bunun burasını bir şey yemiş. Bir tane daha aldım mı? Bunlar kahvaltıda sadece çıktılar, güzel oluyor. Sabah dengelemesek kahvaltıdan, gerçi geliveriyoruz, hiç üşenmiyoruz boğaz olunca. Tarladan taze taze toplayıp gidiyoruz. Şimdi topladık sebzelerimizi. Şöyle fesleğen de almış annem. İlla patlıcan yemeği fesleğensiz olur mu? Olmaz. Yazın fesleğensiz yemek düşünemiyorum ben. Böyle yazın da kuruturuz, kışın. Kışın da kuru olarak koyarız. Hadi bakalım. Gidelim anacığım. Anacığımın emeğine sağlık. Anacığım etmese bunlar olur muydu böyle de? Sağ ol işte. Havas ediyorum böyle. Geldim mi içiyorum çocuğum. Kendim içine geçtim mi? Aman yorgunluğum geliyor öyle. Baktım mı içine? Aman ne bunu sağ ol, sağ ol anacığım bak. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hasılatımızı aldık gidiyoruz. Yakında bir de bir elemanı çıkıyor.
Evin yakın oldu muydu yol ya bahçe? Uzak olsa toplar gelirsin haftalık işte 2 günlük 3 günlük hani sulamadan sulamaya ama yakın oldu muydu iyi oluyor. Sıcacık. Sıcacık demişim tazecik. Sabah kahvaltıya geliveriyoruz alıyoruz gidiyoruz buradan. Cırcırlar başladı yine. Yaz olunca şu cırcır böceklerine bir çare var mı acaba? Vallahi cırcır böceklerini susturmak için bir çare var mı? Var mı bilenler bunun bir çaresi? Yok. Yaz öyle. Geldi miydi artık yeri geliyor. Başımız ağrıyor artık ya bahçeye geliyor. Cığ cığ. Sabahla erken olursa durur. 6-7 gibi sabahleyin işte 6-7'ye kadar sessizlik oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş birer ikişer ötüşmeye başladılar mıydı? Akşama kadar cığ cığ. Vallahi başımızı ağrıtıyorlar ya. O da doğanın kanunları böyle muhakkak da. Onlar da Allah'ın yarattığı bir canlılar, bir varlıklar da. Bazen kafamız da götürmüyor. Ağustos böceklerini, cırcır böceklerini. Oradan nereye geçiyorsun? Koyu gölgeye bak. Değil mi? Burası koyu gölge, aynı. Bu taraf. Ters geliyor bize de. Bahçeye buradan gidiyoruz bazen kestirim. O tarafın mısırı biçildiğinden. Şuradan gidiyorduk önce. Şu arada. Şimdi oradan kestirimden gidiveriyoruz oranın mısırı biçildiğinden. Böyle canlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Annem de şöyle annemin bahçesindeki şöyle ürünlerini şöyle sizlerle beraber toplayalım dedik. Şimdi dışarıda pişireceğiz bunu. Acılı yiyeceğiz. Bunu dışarıda şöyle bir ocakta pişireceğiz. Odun ateşinde. Ondan sonra akşama yiyeceğiz canım. Evin başında da yiyeceğiz. Damın başına çıkacağız. Çayımızı demleyip sağlıcakla inşallah. Bu şekilde canlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.